Ergenekoncuların sırtlarını dayadıkları ülke Almanya. Mecbusunu yurt dışına çıktığı zaman örgüt değişikliklerini devam ettirmiştir. Faaliyetlerini yürütmüştür. Daha sonra Necmi Sunan örgüt faaliyeti yürüttüğü Moldova'da Türkiye'nin talebi üzerine gözaltına alınmıştır, yakalanmıştır. Moldova hükümetinden Türk devleti iadesini istemesine rağmen Almanya bir avukat kanalıyla Necmi Sunan'ın Almanya'ya getirilmesi için Moldova'ya talepte bulunmuştur. Moldova, Türkiye'ye vermek yerine aradığı halde Türkiye onu Almanya'ya teslim etmiştir. Ve Almanya'da hiçbir takipata uğramadan faaliyetlerini yerine sürdürmektedir. Burada neden Almanya Necmi Sunan'ı niye istemiştir? Necmi Sunan örgütle bağlantı kurduğundan itibaren kimler adına bu örgütle bağlantı kurduğu, işte bulunduğu yapılanma, yani silahlı jandarma subayı, az subayı olduğu dönemdeki komutanlarının yapısına bakıldığında daha iyi anlaşılıyor. Arif Doğan ve Veli Küçük bugün Ergenekon davasının sanıkları arasında ve birinci dereceden bu Ergenekon yapılanmasında önemli unsurlarından biri olarak yargılanıyorlar. Ve Ergenekon yapılanmasının aslında perde arkasına baktığınızda, daha doğrusu şu anki Ergenekon yapılanmasında yargılanan bir kısım unsuruna baktığında Veli Küçük, Kemal Kerimsiz gibi işte Sevgi Erenoğlu gibi birkaç kişinin de olduğu bir grup, bu Ergenekon faaliyetleri içerisinde sırtlarını dayadıkları uluslararası cephe Almanya'dır.